Günaydın anneciğim. Günaydın canım. Bu sabah birlikte kahvaltı yapamayacağız çünkü ben okula geç kaldım. Aa, Murat almayacak mı seni evde? Hayır anneciğim, ben tek başıma gideceğim. Otur bakayım. Bana bak, gene kavga mı ettiniz siz? Hiç barışmadık ki anneciğim. Beyefendi aklı sıra bana baskı yapıyor. Ne baskısıymış bu? Ya modelliği seçeceksin ya beni diyor. Sen ne diyorsun bu duruma? Anneciğim, biliyorsun biz Murat'la birbirimize deliler gibi aşığız. Benim ondan vazgeçmem mümkün değil tabii ki de. Ya, modellik benim için sadece geçici bir heves. Bırakacağım zaten. Biraz para kazanmak için yapıyorum, o kadar. Peki bunları söyledin mi Murat'a? Dinlemiyor ki. Tutturmuş, hemen şimdi bırakacaksın modelliği diyor. Aramızda niye bu kadar çok tartışma çıkıyor anlamıyorum. Efendim? Günaydın prenses. Nasılsın bu sabah? Modellik ajansından arıyorum. İyi Mutku Bey, teşekkürler. Bak şimdi, sana harikulade haberlerim var. Bayılacaksın, bayılacaksın. Hemen atla, ajansa gel. Aa, yok, mümkün değil, gelemem. Dersim var benim. Ay, tamam. Bak, okuldan çıkınca gel ama, tamam mı? Sana müjdeli haberleri vermek için sabırsızlanıyorum. Tamam, okuldan çıktıktan sonra uğrarım. Aferin benim güzel kızıma, bak önceliğin her zaman okulun olmalı, bunu hiç unutma. Eğer biraz daha konuşmaya devam edersek ortada okul falan kalmayacak ama. Hadi yürü, koş. Görüşürüz. Hadi canım, güle güle. Kolay gelsin ablacığım. Sağ ol canım benim. Muratcığım, sen bu sabah niye eve gelmedin Tuğçe'yi okula bırakmak için? Ablacığım, Tuğçe şu an bir karar aşamasında da ben de bu kararını etkilemek istemedim doğrusu. Ha, Tuğçe'nin modelliği bırakmasını istiyorsun değil mi? Ablacığım, haksız mıyım ama? Baksana, daha modelliğe başlar başlamaz bir sürü abuk subuk haber çıktı ya. Ama Tuğçe'nin bunda hiçbir günahı yok. Sen bunu biliyorsun. O kendini bilmez şarkıcı. Albümünün reklamını yapmak için Tuğçe'ye iftira attı oğlum. Ablacığım, benim Tuğçe'yle ilgili hiçbir şüphem yok. Ben ona güveniyorum. Ama bu mesleği yaptığı müddetçe böyle bir sürekli fotoğraflarını çekecekler, böyle abuk subuk haberler çıkacak. Ben nasıl katlanayım buna? Sen istersen bu akşam bize yemeğe gel. Şöyle karşılıklı oturup bu konuyu şöyle bir enine boyuna konuşalım. Tamam ablacığım. Hem ben de senin o güzel yemeklerini çok özlemiştim. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Melahat ablacığım, Limon Sokak 18 numara. Tamam. Tamam, gidiyorum. Gel. Ay 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 ay, prensesim gelmiş. Sana muazzam haberlerim var. Otur. Otur otur. Eğer sana bu haberi ayakta verirsem şıp diye düşüp sevincinden bayılırsın diye çok korkuyorum. Hayırdır Utku Bey? Neymiş bu muazzam haber? Çok merak ettim doğrusu. Ülkenin en büyük giyim firmalarından bir tanesi seni çok beğendi. Yarın Uludağ'da yapılacak olan katalog çekimlerinde seni kullanmak istiyorlar. Ay. Öyle mi? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana teşekkür edebilirsin mesela. Utku Bey, ben modelliği bırakmayı düşünüyorum. Ne? Ay, Allah sana akıl fikir versin. Kas kafalı şey. Başka bir kız olsa bu firmanın çekimlerine katılabilmek için üstüne para verir be. Öyledir de okulum benim için şu anda her şeyden daha önemli. 20 bin lira para alacaksın. Okulun sana 20 bin lira para veriyor mu? Tabii çok iyi paraymış. Yani benim kaç yıllık okul masrafımı karşılar o. Hele şükür. Beynim biraz çalışmaya başladı. Bak, akıllı ol. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Kaç gün kalacağız Uludağ'da? Sadece bir gece. Bak, uçak biletlerimiz de hazır. Yarın uçacağız, çekim yapılacak. Gece olacak, yat kaçacağız, geleceğiz. Ne diyorsun? Peki, olur. Prensesim benim. Gel. Ay. Hadi hemen git bavullarını hazırla. Ay, yarın Uludağ'a uçuyoruz. Ay, insan işte kuş misali. Ay Allah, alemsiniz. Muratcığım, ne güzel çiçekler getirmişsin canım benim. Ne demek ablacığım? Demek ki bundan sonra küslük, dargınlık, kavga yok. Değil mi?
Öyle tabii ablacığım ama benim Tuğçe'den duymayı beklediğim bir şeyler var. Hayırdır? Nedir benden duymak istediğin şey? Hani şeyi evladım, sabahleyin bana söylediğin şeyi duymak istiyor Murat. Hani ben sana ne söyledim sabah? Hani modelliği bırakacağım falan diyordun bana. Ha, evet. Modelliği bırakıyorum. Oh be! Artık bundan sonra böyle modellik, magazin falan bir şey yok değil mi? Yok. Süper. Hadi bakalım. Soğutmayın, o zaman yemeğimize başlayabiliriz. Ablam nefis olmuş, ellerine sağlık. Afiyet olsun canım. Anneciğim. Hı? Benim yarın İzmir'de tezimle ilgili bir konferans varmış. Hı. Eğer senin için de bir sakıncası yoksa benim oraya gitmem gerekiyor. Yani hocalarım çok iyi olacağını söyledi. Evladım, tezin için gerekiyorsa gideceksin tabii. Hadi, hadi soğutmayın. Ben bırakırım seni sabah otogara. Yok. Gerek yok. Çünkü benim okula uğrayıp bir iki tane not almam lazım. Kendim geçerim dedim orada. İyi, peki sen bilirsin. Şşt, kapatsana telefonunu. Efendim hayatım. Hayatım ne haber? Bindin mi otobüse? İzmir otobüsüne. Bindik hayatım şimdi. Gidiyoruz. Sen hayatında hiç otobüs görmedin galiba. Uçak bu uçak. Üstelik İzmir'e değil, Bursa'ya gidiyor. Tuğçe, bir acayip sesler geliyor oradan. Kim var senin yanında? Şey, muavin biletlere bakıyor. Aa, sensin muavin. Ben de seni çok sevdiğimi söylemek için aramıştım bir tanem. Hadi sana iyi yolculuklar. Ben de seni çok seviyorum hayatım. Tamam, görüşürüz. Biliyorsun sen. Ne bu İzmir hikayesi, anlat çabuk. Ya Murat modellik yapmama izin vermiyor ya. Ben de Uludağ'a gelebilmek için böyle bir yalan söyledim. Şu anda beni İzmir'e bir tıp konferansına gidiyorum zannediyor. Ay kız, korkulur senden. Saman altından su yürütüyorsun ha. Ya yalan söylemek çok mu hoşuma gidiyor zannediyorsunuz? Hadi hadi. Vallahi hiç şikayetçi bir halin yok ha. Tekrar hoş geldiniz efendim. Eşyalarınızı arkadaşlarım da odalarınıza yollayacağım. Ay sen niye bizle gelmiyorsun? Yakışıklı. Utku Bey. Ay Şaka Bey. Neyse hadi oyalanmayalım. Bir saat sonra fotoğraf çekimimiz var. Bak ondan sonra kaymaya gideceğiz. İtiraz istemem. Hadi hadi. Bu Uludağ tatili çok iyi fikirdi. Yeni albümün tanıtım çalışmaları çok geldi beni yani. Aa, ne işin var burada senin ya? Ben buraya tatile geldim. 40 yıl düşün sen. Vay, şu bizim şarkıcı Tuna değil mi ya? Uludağ kaçamağına çıkmıyoruz. Ne güzel bir tesadüf böyle. Ne tesadüfü be? Bana bak, sen beni mi takip ediyorsun? Saçmalama ya. Kendini çok önemsiyorsun Tuğçe. Ben buraya sadece tatile geldim. Tabii ya, ben de sapım yedim çünkü. Bana bak, benim peşimi bırak, tamam mı? Yoksa Murat seni bu sefer sadece dövmekle bırakmaz, öldürür. Aman ya. Benim peşimde bir sürü güzel kız var kızım. Seninle mi uğraşacağım? Aa! Ay! Tuna değil mi o giden? Utku Bey, sizin bunun buraya geleceğinden haberiniz var mıydı? Ay vallahi yoktu prenses. Sana o yanlışı yaptığı an benim için bitti. Yılanın sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş zaten. Aman! Bırak o şapşalı. Bir daha görmeyeceksin ki zaten. Hem yarın sabah İstanbul'a gidiyor o. Ay nereye? Utku Bey. Ay. Ya bizim bu moda çekimleri gazetelerde falan yayınlanmaz değil mi? Ay aman, yayınlanmaz, korkma.
Ne oldu? Senin yakışıklı görür diye korkuyorsun değil mi? İyi, siz de inanmaz diyorsanız problem yok. Hay! Evet Tuğçe'cim, nasıl geçti konferansın bakalım? Nasıl geçsin anneciğim, işte bildiğin tıp konferansı. Nasıl, tezine faydası oldu mu bari? Oldu oldu, bir sürü not tuttum. Şimdi onları bilgisayara geçireceğim. Şok şok şok! Buldağ'da herkesten gizli aşkıyla buluşan ünlü sanatçıyı açıklıyoruz. Kim bu ünlü sanatçı? Şarkıcı Tuna aşkıyla Buldağ'da gizlice böyle buluştu. Ünlü şarkıcı Tuna daha önce sevgilisi olduğunu açıkladığı ve birlikte reklam filmi çektiği rol arkadaşı Tuğçe bu ne? Uludağ'da magazin kameralarında böyle yakalandı. Tuğçe bu ne ya? Sen Uludağ'a mı gittin? İzmir'deydin hani dün. Bak, gerçekten benim Tuna'yla aramda hiçbir şey yok. Yani bunlar yalan söylüyorlar. Tamamen kazaya karşılaştık. Tuğçe sen dün Uludağ'da mıydın? Ya evet Murat, ama bak gerçekten açıklayabilirim. Tuğçe sus, hiçbir şey açıklama. Ya sen ne büyük bir oyuncuymuşsun ya. Aferin sana. Abla özür dilerim. Murat bak gerçekten... Otur Tuğçe. Anneciğim... Konuşma Tuğçe. Daha fazla yalanlarını dinlemek istemiyorum.